bombalı saldırılar, silahlı baskınlar, sözde özerklik ilanları. Diyarbakır uzun yıllar terörün gölgesi altında yaşadı. Yasin Börü ve arkadaşlarının başlıca katledildikleri 6-8 Ekim olayları ve Sur ilçesinde başlayan Çukur olayları ise kente ağır hasar verdi. İlde çok sayıda mahalle yıkıldı, on binlerce kişi göç etti. Ancak terörle mücadelede gösterilen üstün başarı ve kararlı tutumla Diyarbakır'da değişim başladı. Güvenlik ve yatırım politikalarıyla da şehir hak ettiği yere taşındı. On binlerce yıllık geçmişe sahip ve 26 medeniyetin izlerini taşıyan Diyarbakır'ın Sur ilçesi bir dönem terör örgütü PKK'nın hedefindeydi. Buraya giren terör unsurları yaklaşık 6 mahalleyi yerle bir ettiler. Ancak hemen ardından hızlı imar çalışmalarıyla bugün Sur ilçesi Diyarbakır'ın en hareketli bölgesi. O günlerden bugünlere gerçekten çok fark var. En azından bomba sesleri yok, eylemler yok, ne bileyim böyle hani taşkın eylemler yok, mitingler yok. Böyle bir sürekli bir huzursuzluk hakimdi, bir AVM'ye gitmekten korkuyordu insanlar. PKK yüzünden büyük zarar gören kentte, belediyelere yapılan görevlendirmelerden sonra üst yapı çalışmalarına ağırlık verildi. İçme suyu ve kanalizasyon hatları yenilendi, rekor uzunlukta asfalt, stabilize ve parke yol yapıldı. 20 park, 7 spor tesisi ve 4 yarı olimpik havuz vatandaşların hizmetine sunuldu. Diriliş sloganıyla Diyarbakır'ı saran ünlü surlarda yapılan çalışmalarla terörden zarar gören 2 cami ve 2 kilisenin yanı sıra 33 burç ve bağlantı duvarı restore edildi. Sur bölgesiyle birlikte tamamlanan bölümler turizme açıldı. 2023 yılında depreme rağmen 1 milyon 253 bin turistimizi ağırladı. Bu ne demektir? İlimizdeki huzur, güven, istikrar bu yatırımları, bu gelişmeleri gerçekleştirdi. Şu an hem turistlerin gelmesiyle hem ekonominin biraz canlanmasıyla şehir daha iyi, daha kalabalık. Eskisi gibi olaylar yaşanmıyor. Bu bizim için gurur verici, mutluluk verici bir şey. Diyarbakır'da yapılan en önemli projelerden biri Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi. 20 milyon dolara mal olan tesiste kentin 50 yıllık çöp problemi çözüldü. Elektrik üretiminden yıllık 700 bin lira kar elde edilir hale geldi. Dismek Sanat Meslek Edindirme kurslarındaysa yaklaşık 5400 kişi meslek sahibi oldu. Diyarbakır'da çiftçilere de büyük destek verildi. 542 bin fidan ve 1498 ton tohum ücretsiz dağıtıldı. 247 tarımsal sulama havuzu ve göleti yapıldı. Çiftçilere 168 tarım makinesi hibe edildi. Önemli olan diğer bir husus da özel sektör yatırımları. Yıllar önce ilimize aman yatırımcı gelsin diye bekliyorduk. Ama bugün şu anda yatırımcılar var, iş insanlarımız gelmiş. Bizden arsa istiyor organize sanayi bölgelerimizde. Huzur ve yatırımlar istihdama da yansıdı. Kentin yıldızı yeni yatırımlarla parlamaya devam ediyor.